basıyoruz. Geri ne yapıyor? Kabarıyor. Arkadaşlar bugün size güzel bir köfte tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de köftemizi yapmaya başlıyoruz. 1 kilo orta yağlı kıymamız var. Kıymamız ne kadar kemiğe yakın olursa o kadar lezzetli olur. Biz bu 1 kilo kıymadan 2 çeşit yemek çekeceğiz. Videonun ara ara videoda nasıl yapmamız gerekiyorsa onu anlatacağım. İşte istediğiniz zateniz 6 ay sonra kullanırız. İstediğiniz zaman kullanırız. İhtiyacımız olduğu zaman kullanırız. Bunların tamamını anlatacağım. 1 kilo orta yağlı kıymamıza 1 su bardağı galet unu döküyoruz. Burada bir tane orta boy soğanımız var. Şöyle göstereyim. Bir tutam maydanozumuz var. Hemen sarımsakları da şöyle sayarak göstereyim. 5 dişte büyük boy sarımsağımız var. Şimdi bunları robottan çekeceğiz. Köftemizi yapmaya başlayacağız. Robottan malzememizi çektik getirdik. Şöyle içine malzemeyi atıyoruz. Hem de atarken de kontrol ediyorum fazla suyu var mı diye. Fazla suyu varsa ne yapacağız? Süzdüreceğiz. Yoksa süzdürmemize gerek yok. Galeta onu ne yapar? Bunun içindeki suyun hepsini içine çeker. Köftemiz daha lezzetli olur. Hemen şunu kenara alalım. İçine bir tane yumurta kırıyoruz. 1 kilo kıyma olduğundan dolayı eğer 500 gram 600 gram kıyma olsaydı sadece yumurtanın beyazını katardım. Hemen köftelik harcımızın içine şöyle bir gösterelim. 1 kilo olduğundan dolayı silme bir tatlı kaşığı karabiber. Acı ne kadar seviyorsanız o kadar. Bir tatlı kaşığı acı pul biber. Bir tatlı kaşığı da ne yapıyoruz? Kimyon atıyoruz. Tuz oranını kendiniz ayarlayın diyeceğim. Tuzu da 1,5 tatlı kaşığı atıyorum. Daha fazla atmıyorum. Arkadaşlar bunda köfte baharatı kullanıyorsanız kimyon kullanmayın. Kimyon kullanıyorsanız köfte baharatı kullanmayın. Şimdi bunu güzelce bir yoğuracağız. 2 çeşit köfte yapacağız bundan. Köfteniz çok sertse şöyle bir elinizi ıslayıp köfteyi daha rahat yoğurabilirsiniz. Köftemizi iyice yoğurduk. Şöyle bir elimizi ıslayalım. Arkadaşlar bundan her türlü köfte yapabilirsiniz. Izgara köfte, sulu yemek, rosto. Köftemiz hazır. Dolaba atacağız. Bunu bir 10 dakika dinlendireceğiz. Köftelerimiz dolapta kendine gelirken, dinlenirken biz ne yapıyoruz? Havucunu doğruyoruz. 2 kişiye bir tane olarak da patates hesaplıyoruz. Elinizde varsa bir tane orta boy soğan, yoksa 2 tane küçük doğrayabilirsiniz. Bir tane de soyulmuş domates kullanıyoruz. Yemeğimizin sosuna lezzet versin diye hemen şuradan şöyle bir 3-4 dişte sarımsak aldım. Bunu soğanın içine atacağım. Soğanla beraber kavrulacak. Malzememiz hazır. Köfteyi dinlendirdik. Ortalama bir yarım saat kadar. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Basıyoruz. Geri ne yapıyor? Kabarıyor. İşte bu içine kattığımız galet unundan dolayı ekmek ne yapıyor? Köftemizi mayalandırıyor. Hemen şöyle ortadan tam ikiye bölüyor. Bunu istediğiniz köfteye basabilirsiniz. Cifrizi atarsınız. 6 ay sonra kullanırsınız. Hemen bunu bir ayıralım. Köftelerimizi istediğimiz büyüklüklerde keseceğiz. Tabii ben bunun hepsini yapılışını göstermeyeceğim. Sadece şöyle 2 tanesini bir göstereyim. Şöyle yuvarlayacağız. Hiç pürüz kalmayacak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Köftelerin hepsini bu şekilde yapacağız. Köftelerimiz hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Tenceremizin içine yarım fincan bir sıvı yağ boşaltıyoruz. Ocağımızın altını yapıyoruz. Şöyle hafiften bir yağımız ısınsın. Yağımız ısındığı gibi hemen soğanını döküyoruz.
Yağını ısındı, soğanını döktük. Orta ateşte soğanı bir kavuracağız. Soğanımız kavrulmaya başladı. Havucunu ilave ediyoruz. Şöyle havuçla beraber soğanda bir iki dakika bir kavuracağız. Havucumuz, soğanımız iyice kavruldu. Hemen içine şöyle tepeleme bir yemek kaşığı domates salçası atıyor. Hatta biraz daha fazla atıyor. 1,5 yemek kaşığına yakın atıyor. Şöyle bir karıştırıyor. Ortalama 30-35 saniye karıştırdım. Biberini atıyor. Biberin, domatesin de her tarafına salçayı güzelce bir değdireceğiz. Arkadaşlar, salçamız iyi kavuralım ki midemize dokunmasın. Salça dibine yanmaya başladı. Tam bu aşamada patatesini atıyoruz. Salçayı patatese değdirdiğimiz zaman ortalama pişme süresi 10 dakika uzar. Yalnız patates piştiği zaman aynı çiğ gibi görünür. Yemek daha lezzetli olur. Patatesi de her tarafa salçayı değdirdik. İlk aşamada bir su bardağı soğuk su veriyor. Şöyle soğuk suyla yemeğimizi güzelce bir karıştırıyoruz. Salçamızın rengi daha güzel çıksın diye soğuk su verdik. Arkadaşlar, toplam 5 su bardağı su vereceğiz. 2. bardak suyumuzu da verdik. Şu da 5. bardak suyumuz. Su ayarlamasını daha sonra yapacağız. Ocağımızın altını yükseltiyoruz. Yemeğimizin bir kaynamasını bekleyeceğiz. Yemeğimiz kaynamaya başladı. Orta ateşe alıyoruz. Ortalama patatesler 20 dakika civarında yumuşamaya başlar. Tam yumuşadığı gibi ne yapacağız? Köftelerini katacağız. Kapağı bir açalım. Ortalama 20 dakika oldu. Patatesi bir kontrol edeceğiz. Şöyle baktığınız zaman patates çiğ gibi görünür. Bu salçadan arkadaşlar, bastığınız zaman da ne olur? Pişmiş olur. Şimdi şuraya baktığımız zaman şöyle bakın, şurada görüyor musunuz? Bir beyazlık var, çocuk dişi gibi. Bu ne demektir? Daha patatesin bir 5-6 dakikası var demektir. Bu beyazlık olmayacak. Hemen patatesi atıyoruz içine. Köftesiyle buluşturacağız. Arkadaşlar, şöyle bir yemek kaşığına yakın un var. Şöyle bir gösterelim. Bütün köftelerin üstüne serpiyoruz. Bu köftelerin dışında ne yapacak? Bir sır oluşturacak. Köftenin bir uçtu. Köftelerimizin içi sulu sulu olacak. Köftelerde ufalma olmayacak, hem de dağılma olmayacak. Şöyle iyice bir sallayacağız. Her yer un olduktan sonra, görüyor musunuz arkadaşlar? Köftelerin her yeri un oldu. Yemeğin içine atmaya başlayacağız şöyle. Şimdi şöyle yavaşça bir kontrol edelim. Salçalı sos köftelerin her tarafına değsin. Hem de suyunu kontrol etmiş olacağız. Köftelerin üstünü su geçmesi lazım. Altıncı bardak suyu veriyoruz. Yemeğimizi bir daha kontrol ediyoruz. Çok sulu olmayacak. Şu anda suyumuz tamam. Altını yüksek ateşe alacağım. Kaynattan sonra altını kısacağım. Yemeğimiz kaynadı. Altını kısıyoruz. Bir kapak kapatıyoruz. Kapağı kapatırken de hafiften bir ırık bırakıyoruz. Yemeğimiz taşma yapmasın. Orta ateşte tam 10 dakika kaynattık. Pul biber, karabiber, tuzunu da atıyoruz. Tuzu tabii 2 çay kaşığı atıyoruz. İçine şöyle 2-3 çay kaşığı da dövülmüş sarımsak atıyorum. Patatesler piştiyse yemeğimiz pişmiş demektir. Hemen şöyle iş yeri usulü ne yapıyoruz? Kapağın üstüne bir tane patates alıyoruz. Bir tane de köftesinden alıyoruz. Köfteyi şöyle vurduğumuz zaman içine bakacağız. Görüyor musunuz arkadaşlar? En ufak bir çiğlik yok. Patatese vurduğumuz zaman da içinde diş görüntü olmayacak. Yemeğimiz hazır. Ocağın altını kapatıyoruz. Bunu ortalama bir 10 dakika dinlendireceğiz. Hemen şöyle köftemizi bir sunalım. Daha önce de söylediğim gibi patatesleri abartmayın. Sonra köftesi seçiliyor. Patatesi kalıyor. Arkadaşlar, yemeğimiz bu.
Şu yemekteki güzelliğe bakın. Sayfamda 1500'ün üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmetşehir mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Çıkan köfteyi gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmetşehir yapar. Siz isteyin, biriniz yapar. Afiyet olsun.